İyi günler arkadaşlar. Hücre zarının fonksiyonları dersinin ikinci dersini işleyeceğiz şimdi beraber arkadaşlar. Birinci derste hatırlıyorsanız arkadaşlar, hücre zarından basit difüzyonla moleküllerin taşınmasına, elektrokimyasal difüzyonla taşınmasına, nonspesifik taşıyıcılarla taşınmasına, spesifik taşıyıcılarla taşınmasına işlemiştik. Spesifik taşıyıcılardan glut 1, glut 4, işte akvaporinleri görmüştük. Akvaporin 1, akvaporin 2 gibi. Şimdi ise şimdiki dersimizde ise arkadaşlar devam edeceğiz hücreyi taşımaya. Aktif taşıma ile başlayacağız. Yani hücrede bu sefer aktif taşıma. Öncekiler pasif taşımaydı ya da kolaylaştırılmış transporttu. Şimdi aktif taşımaya başlayarak devam edeceğiz dersimize. Şimdi arkadaşlar aktif transport. Aktif transportun özelliği pasif transportta yani geçen derste işlediğimizde bir tarafta gradyen farkı oluyordu. Yani maddeler çok olan taraftan membranın az olan tarafına geçiyordu. Bu kimyasal gradyenden dolayı ya da işte elektrik yüklerinden dolayı geçebiliyorlardı. Ya da işte bu taşıyıcı proteinler kolaylaştırıyordu bu geçmesini hızlandırıyordu. Buradaysa arkadaşlar gradyan farkına karşı bir taşınma var. Yani biz burada enerji harcıyoruz, ATP harcıyoruz bu aktif taşımada. Ve bu aktif taşıma neticesinde bu enerji harcadığımız için arkadaşlar gradyan farkı falan gerekmiyor. Tam tersine gradyana karşı biz mesela hücre içinde diyelim ki potasyumları arttırıyoruz. Hücre dışında sodyumları arttırıyoruz. Sodyum potasyum taşıyıcı transport ATP az reseptörümüzü kullanarak arkadaşlar hücre içine mesela potasyum taşıyoruz, hücre dışına sodyum atıyoruz. Bunu aktif olarak yapıyoruz. ATP harcayarak yapıyoruz. Konsantrasyon gradyantına karşı yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla aktif taşımanın pasif taşımadan farkı bu şekilde. Zaten lisede falan da gördüğümüzü tahmin ediyorum. Devam edelim ayrıntılarına arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu aktif taşıma primer aktif taşıma ve sekonder aktif taşıma şeklinde ikiye ayrılıyor. Primer aktif taşımada direkt biz taşıyıcı ATP'yi parçalıyor, enerji elde ediyor ve direkt taşıyacağımız molekülleri kendisi taşıyor arkadaşlar. Örnek olarak mesela burada hücre içine potasyum taşınması, hücre dışına sodyum atılmasını gerçekleştiren sodyum potasyum ATP az taşıyıcımızı verdim. Bu ATP harcayaraktan direkt kendisi taşıyacağı molekülleri taşıyor arkadaşlar. Biz buna primer aktif taşıma diyoruz arkadaşlar. Sekonder aktif taşımada ise arkadaşlar şu şekilde taşıyacağı molekülleri kendisi taşımıyor arkadaşlar. Bir hücrenin içinde konsantrasyon farkı oluşturuyor arkadaşlar taşıyıcı molekülümüz. Aktif olarak konsantrasyon farkı oluşturuyor. Bu konsantrasyon farkı da taşınacak olan molekülü bir başka reseptörden hücre içine taşıyor arkadaşlar. Örnek olarak enterosit hücrelerimizde yani bağırsak epitel hücrelerimizdeki glukoz ve amino asitlerin taşınmasını verebiliriz. Burada şöyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Enterositin bazal yüzünde yani bazal yüzünde, lümene bakan yüzünde değil de bazal yüzünde arkadaşlar, bağırsak lümenine bakan yüzü değil, diğer taraftaki sodyum potasyum ATP az aktif taşıyıcımız sodyumu hücre dışına taşıyaraktan arkadaşlar hücre içinde sodyum azlığı oluşturuyor. Yani sodyumun konsantrasyonunu hücre içinde düşürüyor gelişimi. Dolayısıyla enterosit lümenden, bağırsak lümeninden içinden geçen sodyumları çekmek istiyor içeri. Beraber kotransport şekilde sodyumla birlikte amino asitleri ve glikoz moleküllerini de taşıyor. Bu şekilde çalışan biz aktif taşıma sistemimizde ise sekonder aktif taşıma diyoruz arkadaşlar. Yani taşıyıcı ATP az içeren aktif taşıma yapan iyon kanalımız direkt kendisi taşıyacağı molekülü
Yani enterositten glikozu ya da aminoasitleri direkt kendisi taşımıyor. Kendisi enterositin içinde bir sodyum konsantrasyonu düşürme işlemi yapıyor. Bu sodyum konsantrasyonunun enterositin içinde düşmesi aminoasitin ya da glikozun enterositin içine emilmesini sağlıyor. Bu şekilde çalışan işte biz arkadaşlar aktif taşıma sistemlerimize sekonder aktif taşıma diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu aktif taşıyıcılarımıza, aktif taşıyıcılarımızı sınıflayalım. Tıpta biliyorsunuz meşhurdur. Tanımlayacaksın, sınıflayacaksın. Başka da çok mantığı yok zaten tıpın. Burada şimdi sınıflayalım arkadaşlar biz aktif taşıyıcılarımızı. ATP azlar ve ABC transport proteinler şekilde önce ikiye ayırıyoruz arkadaşlar biz bu aktif taşıyıcılarımızı. ATP azları da PATP azlar, VATP azlar ve FATP azlar diye üç ayırıyoruz tekrardan arkadaşlar. ABC transport proteinleri de arkadaşlar yine üç ayırıyoruz. İşte çoklu ilaç direncine neden olan reseptör, sülfanil üne reseptörü, kistik fibrozis iletim düzenleyici reseptör şekilde üçe ayırıyoruz. Bu üç şekilde bizim ABC transport proteinlerimiz var aktif taşıma yapan arkadaşlar. Şimdi bunları hepsini tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. ATP azlar, ATP azlara bakalım arkadaşlar. ATP azlar neydi? Aktif taşıma yapan bizim reseptörlerimizden bir tanesinin ana şeyiyle ismi. Bunlardan da bir tanesi PATP azlar. Bu PATP azları bakalım arkadaşlar. Şu an PATP azlara odaklanalım. Aşağıdaki şeklimizde en soldaki şekil bu PATP az. Yani yeşil renkte gözüküyor dikkat ediyorsanız. Burada hücre membranında işte integral proteinleri var bunun arkadaşlar. İyon kanalı oluşturan. Bir de arkadaşlar işte iyon kanalı oluşturan şeyler var. Kanal integral proteinler var arkadaşlar beta şeklinde. Alfa şeklinde de hücrenin dışına ve içine sarkmış şekilde yapıları var arkadaşlar bu PATP azların. Bunlar substrat bağlıyorlar. Taşıyacaklar substratı bağlıyorlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunların genel özelliklerine bakacak olursak genel özelliklerinden bahsediyoruz şu an P tipi, A tipi azların. Bunlar işte fosforillenme, defosforillenme şeklinde reaksiyonlara uğruyorlar arkadaşlar. Vanadatla inhibisyona uğruyorlar bu P tipi, A tipi azlar arkadaşlar. Aspartat aminoasidi içeren hepsinde ortak bir benzer dize var arkadaşlar. Bu PATP azların. PATP azlar arkadaşlar çok önemli taşıyıcılarımız, aktif taşıyıcılarımız bu grupta. Mesela sodyum, potasyum, ATP az. Sodyum, potasyum, ATP az. İşte hücrelerin içindeki, affedersiniz arkadaşlar, hücrelerin içindeki potasyum konsantrasyonunu arttıran, hücre dışında sodyum konsantrasyonunu arttıran sodyum potasyum ATP az taşıyıcısıdır arkadaşlar. Hücreye potasyum alır aktif olarak hücre içine. Hücre dışına da sodyum atar. Bu sayede hücre içinde potasyumu yüksek tutarken hücre dışında sodyumu yüksek tutabiliriz arkadaşlar. Bu aktif taşıyıcı sayesinde. İşte bu bizim PATP az tipinde arkadaşlar bir taşıyıcımız. Yine arkadaşlar kas dokusunda bulunan sarkoplazmik retikulum dediğimiz kalsiyum içeren ve kasın içine kalsiyum gönderebilen arkadaşlar bir organelimiz var. Bu organelin membranında kalsiyum ATP az dediğimiz kalsiyum taşıyıcı aktif taşıyıcı proteinimiz var arkadaşlar. Kalsiyum ATP az. Bu da yine P tipi bizim arkadaşlar bir taşıyıcımız. Yine arkadaşlar midemiz biliyorsunuz sindirim sırasında asit salgılar. Bu asit de işte besinlerimizin tersiyer yapısını, proteinlerini falan parçalar. Bu asit salgısının yani midedeki asit salgısını yapan parietal hücrelerde arkadaşlar hidrojen potasyum ATP az dediğimiz P tipi taşıyıcılarımız var. Bunlar
midenin içerisine asit salınıyor arkadaşlar. Mide asitini oluşturuyor. Dolayısıyla özetleyecek olursak, yani P tipi ATP'lerimiz çok önemli, bizim taşıyıcılarımızı içeriyor arkadaşlar. Sodyum potasyum ATP'az gibi, kalsiyum ATP'az gibi, hidrojen potasyum ATP'az gibi. Bir başka tip ATP'azımız arkadaşlar V tipi ATP'az. Ortadaki taşıyıcımız burada arkadaşlar. V tipi ATP'azını dikkat edersek arkadaşlar, bir integral transmembran proteinleri var. Bunlar V0 ile gösteriliyor arkadaşlar. Bir de ATP bağlayan V1 ile gösterdiğimiz bu mavi renkli gözüküyor. Bakın mavi renk şeklinde burada gösteriliyor şeklimizde. ATP bağlayan kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Yani V0 ve V1 denen komponentlerden oluşuyor bizim bu V tipi ATP ağızlarımız arkadaşlar. V tipi ATP ağızlarımız arkadaşlar fosforillenme, defosforillenmeye uğramıyorlar. P tipi uğruyordu. Böyle bir ayrılıyor. Vanadatla inhibe olmuyorlar arkadaşlar B tipleri. P tipi vanadatla da inhibe oluyordu arkadaşlar. O fonksiyonu duruyordu. Şimdi arkadaşlar B tipi ATP ağızların örneğine bakalım. B tipi ATP ağızlar arkadaşlar lizozomlarımızda, endozomlarımızda, Golgi aygıtının veziküllerinde bulunuyor arkadaşlar. Bu endozomların içinin pH'sını düşürüyor. pH'yı daha asidik yapmaya sağlayan taşıyıcı proteinlerimiz arkadaşlar bu V tipi ATP ağızlar. Üçüncü ATP ağız tipi taşıyıcımız arkadaşlar F tipi ATP ağızlardı. Bu F tipi ATP ağızlara biz arkadaşlar ATP sentetazlar da diyebiliyoruz arkadaşlar. ATP sentetazlar F tipi ATP ağızlara. Bu F de şeyden geliyor arkadaşlar. Enerji açığa çıkaran free, İngilizce'deki free kelimesinden, yani enerji açığa çıkaran kelimesinden türediği için bu F tipi diyoruz biz bunları arkadaşlar. Bunların da yine arkadaşlar dikkat edecek olursak bir F0 şeklinde transmembran, membrana geçen integral proteinler var. Bir de ATP'yi parçalayan ve ATP oluşturan mavi renkte gözüken arkadaşlar F1 şeklinde periferik protein kısmı var. Bu F tipi ATP ağızlarımızın arkadaşlar. F tipi ATP ağızlarımız da arkadaşlar işte mitokondrimizde bulunuyor. Mitokondride biz biliyorsunuz ETZ'de ATP sentezleyebiliyoruz. O ETZ'de ATP sentezleyen moleküllerimiz arkadaşlar ATP sentetaz diyoruz biz onlara. F tipi ATP ağızlar arkadaşlar. Yine arkadaşlar bunları biz işte bitkilerde kloroplastlarında ya da bakterilerde de görebiliyoruz arkadaşlar. Bu F tipi ATP ağızları. Bunlara ATP sentetazı dediğimizi hatırlayalım. Diğer tip arkadaşlar aktif şekilde molekül taşıyan taşıyıcı kanallarımıza biz ABC transport proteinler diyorduk. Topluca ismine ABC transport proteinler. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar çoklu ilaç direnci ile ilişkili proteinler bir tanesi. Bu arkadaşlar işte tümör hücrelerinin ilaçlara karşı direnç kazanmasında rol oynayabiliyor bu reseptör arkadaşlar. Yine arkadaşlar biz bu reseptör sayesinde, yani bu MRPS reseptörü sayesinde arkadaşlar işte safra asitlerinin safra kanalına salgılanmasını, konjüge bilirubinin safra kanalına salgılanmasını, kolesterolün hücre dışına verilmesini, yani hücreler, ben size hatırlıyorsanız şeyleri anlatırken arkadaşlar, kolesterol metabolizmasını anlatırken söylemiştim, HDL lipoproteini periferik hücrelerden kolesterolü alarak karaciğere taşıyordu. İşte orada da bu ABC tipi transport protein kullanılıyordu. Yani onun da alt tipi olan bu MRPS tipi transport protein kullanılıyor arkadaşlar. Yani kolesterol taşınmasını hücre dışına bu reseptör sağlıyordu arkadaşlar. Yine arkadaşlar Dubin-Johnson sendromu diye bir hastalığımız var. Bu hastalarda arkadaşlar konjuga bilirubini safra kanalını salgılayan bu MRPS proteinlerinde mutasyon var arkadaşlar. Bunlar konjuga bilirubinlerini safra kanallarına yeterince salgılayamıyor bu hastalığı arkadaşlar.
İkinci bir arkadaşlar ABC transporter protein şekilde yani taşıyıcı protein şekildeki molekülümüz arkadaşlar taşıyıcımız sülfonil üre reseptörü. Sülfonil üre reseptörü arkadaşlar bir ABC tipi taşıyıcı protein. ABC tipi transport protein arkadaşlar bu sülfonil üre reseptörümüzde. Bunun şöyle bir önemi var arkadaşlar. Tip 2 diyabetik hastalarda onlarda insülin yapılabiliyor ama salgılanmasında sorun var. Ya da işte insülin reseptörlerine direnç var. Bu tip 2 diyabet hastalarında biz sülfonil üre grubu ilaçlar kullanıyoruz arkadaşlar. İşte glikozid gibi ilaçlar kullanıyoruz. Bu ilaçlar gidiyor arkadaşlar. Bu sülfonil üre reseptörünü etkileyerek arkadaşlar bu reseptörün kapanmasını sağlıyor. Bu reseptör kapandığı zaman da hücreler beta-alan garansı hücreleri arkadaşlar insülin salgılayabiliyor arkadaşlar. İnsülin salgılanmalarını aktive ediyor bu reseptör arkadaşlar. Yani bu reseptörümüz de bizim bir ABC transport protein ailesinden aktif taşıma yapan bir reseptörümüz arkadaşlar. Bir başka yine bu ABC transporter reseptörlerimizden arkadaşlar kistik fibroz membranıyla ilişkili düzenleyici reseptör arkadaşlar. Bu reseptörümüz arkadaşlar işte klor taşınmasında rol alıyor. Klor taşınmasında rol alıyor arkadaşlar. Bu reseptörün arkadaşlar klor taşınmasında rol alan kistik fibroz transmembran iletim düzenleyici reseptörde mutasyon olduğu zaman arkadaşlar kistik fibroz hastalığı ortaya çıkıyor. Kistik fibroz hastalığı. Bu hastalarda arkadaşlar işte yeterli bir şekilde klor salgılayamıyorlar. Klor salgılayamıyor bu hastalar arkadaşlar. Çünkü klor kanallarında arıza var. Dolayısıyla bunların arkadaşlar işte eksokrin kanallarında defeksiyonunda mukus tıkaçları oluşuyor bunların arkadaşlar. Nerelerde? İşte akciğerde mukus tıkacı oluşuyor, pankreasta mukus tıkacı oluşuyor, karaciğerde oluşuyor, bağırsaklarda oluşuyor, epididimde oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu hastalar solunum zorluğu oluşuyor arkadaşlar. Sindirim sorunları oluşuyor. İşte kısırlık oluşabiliyor arkadaşlar bu hastalarda. Sebep ise arkadaşlar bu işte kistik fibrozla ilişkili transmembran proteininde mutasyon olduğundan dolayı bunlar klor taşıyamıyorlar. Klor taşıyamadıkları için de su taşıyamıyorlar. Ve mukusları dehidre şeklinde oluyor. Mukus tıkaçları oluyor bu hastalarda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aktif taşımayla ilgili olarak başta demiştim ki aktif taşımayı biz primer aktif taşıma, sekonder aktif taşıma diye ikiye ayırıyorduk. Primer aktif taşımada direkt kanalımız, iyon kanalımız, aktif taşıyıcı kanalımız kendisi taşıyordu. Örneğini de vermiştim orada. Potasyumları hücre içine taşıyordu. Sodyumları hücre dışına atıyordu. Direkt kendisi taşıyordu. Onun için primer aktif taşıma diyoruz. Bir de sekonder aktif taşıma vardı arkadaşlar. Orada anlatmıştım ama burada tekrar değinmek istiyorum. Bağırsak epitel hücrelerinde arkadaşlar, yani enterositlerimizde biz bağırsak lümeninden glikoz emiliminde ve amino asit emiliminde arkadaşlar bu sekonder aktif taşıma mekanizmasını kullanıyoruz arkadaşlar. Bu da şu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bağırsak epitel hücresinin bazal kısmında arkadaşlar yani damarla temas eden kısmında bir sodyum potasyum aktif taşıyıcımız var arkadaşlar. Bu sodyum potasyum aktif taşıyıcımız primer aktif taşıyıcı yani hücre içindeki sodyumu hücre dışına taşıyaraktan arkadaşlar hücre içinde sodyum açlığı oluşturuyor. Bu sodyum açlığı hücrenin lümenden sodyum absorbe etmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu sodyum absorbe ederken işte enterosit hücremiz yani bağırsak epitel hücremiz arkadaşlar bağırsak lümeninden beraberinde sodyumla beraber arkadaşlar kotransport şeklinde glikozu ya da amino asidi taşıyabiliyor arkadaşlar. Bu şekildeki olan taşımaya da biz sekonder aktif taşıma diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hücrelerimizin hücre membranlarında integral proteinler dediğimiz
bir takım proteinlerimiz var arkadaşlar. Bu proteinlerin fonksiyonlarına değinmek istiyorum. Yani hücre plazmasında, hücre zarında integral proteinler dediğimiz proteinlerimiz var arkadaşlar. Bu proteinlerimiz işte integrin, kadedrin, selektin gibi immünoglobin benzeri proteinler gibi proteinler arkadaşlar. Bunların şimdi fonksiyonlarından bahsedelim kısaca. Mesela integrinler arkadaşlar, integrinler plazma zarında bulunuyor integrinler ve ekstraseller aralıkta bulunan, ekstraseller boşlukta bulunan fibronektin ve kolajenle bağlantı kuruyor integrinler. Ve ekstraseller boşluktaki kolajen ve fibronektinle bağlantı kurarak arkadaşlar integrinler hücre içi ile ekstraseller boşluk arasında sinyal iletimi, bilgi iletimi yapıyor arkadaşlar. Bilgi iletimi yapıyor. Bu şekilde hücre mesela ekstraseller boşluğa boşlukla hücre arasında bir bilgi alışverişi oluyor. Buna göre hücre kendine değişiklikler yapabiliyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bu integrinlerimiz bir diyelim ki dokumuzda enfeksiyon oluştu. Bu enfeksiyona lökositlerin gelip müdahale etmesi lazım. Burada işte integrinler, epitel hücreler üzerindeki integrinler arkadaşlar kanımızda dolaşan lökositleri, lökositlerin üzerindeki reseptörlerle etkileşerek onların ekstravaze dediğimiz yani damar dışına çıkmalarını sağlıyor. Damar dışına çıkmaları sinyalini veriyor arkadaşlar. Bu şekilde integrinler hücrenin işte immün aktivitesinde dokuların tamirinde, enfeksiyonun iyileşmesinde ve trombosit agregasyonunda rol alıyor. Trombosit agregasyonu az sonra selektinlerini atarken tekrar açıyla değineceğiz. Şimdi arkadaşlar selektinler dediğimiz bir başka hücre membran proteinimiz var. Bu selektinler arkadaşlar P selektin, E selektin gibi hücre membranda bulunan proteinlerimiz var. Bunlar arkadaşlar hücremizde damarda mesela bir kanama olduğu zaman, damarda lezyon oluştuğu zaman arkadaşlar kanama oluştuğu zaman bunun trombositlerle durdurulması lazım. İşte bunu P selektin, E selektin bu integral proteinlerimiz arkadaşlar lökositi bağlıyor arkadaşlar. Lökositi bağladıktan sonra arkadaşlar lökosit doku faktörünün salınmasını sağlıyor. Doku faktörünün salgılanmasını sağlıyor. Doku faktörü salgılandığı zaman arkadaşlar doku faktörü gidip trombositleri de pıhtılaşma olayını başlatıyor. Bu şekilde damarda olan kanama durdurulmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla selektinlerin burada koagülasyonda yani pıhtılaşmada bir rolünü anlamış olduk arkadaşlar. Selektinler ne yaptı? Lökositi aktive etti. Lökosit ne yaptı? Doku faktörü salgılattı. Doku faktörü de gitti. Trombositlerde koagülasyon oluşturdu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer integral proteinlerimizden kaderinler işte diğer başka hücrelerdeki aynı kaderinlerle homolog etkileşimlere girebiliyor. İmmünoglobulin benzeri proteinler arkadaşlar. Bunlar da işte ya kendisi gibi immünoglobulin benzeri proteinlerle homoflik etkileşimler ya da farklı integrinlerle heteroflik etkileşimlere girebiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dersimizin son başlığı bu. Zarlar, biyolojik zarlardaki füzyon reaksiyonları, füzyon olayı. Burada şimdi az sonra slaytlarda gelecek. Geçen derslerde ben size bir şey vaat etmiştim. Demiştim ki koronavirüsünün nasıl enfeksiyon oluşturduğunu, HIV virüsünün nasıl enfeksiyon oluşturduğunu anlatacağım demiştim. Bu başlık altında anlatacağım size zaten arkadaşlar onu. Şimdi arkadaşlar bu zarların füzyonu olayı çok önemli. Zarlar arkadaşlar, şimdi bir sonraki slaytımda gelecek. Bu füzyon sayesinde biz zarların füzyonu sayesinde mesela Golgi aygıtının oluşturduğu sentezlediği salgı granüllerini biz arkadaşlar işte endoplazmik retikulumdan Golgi aygıtına, Golgi aygıtından hücre membranına taşıyabiliyoruz arkadaşlar bu zarların füzyonu reaksiyonları sayesinde. Bu füzyon nasıl gerçekleşiyor arkadaşlar? Füzyon gerçekleşmesi için zarların birbirini tanıması gerekiyor arkadaşlar. Ben size şey de anlatmıştım hatırlıyorsanız arkadaşlar geçtiğimiz derslerde
İşte zar proteinlerin hareketini gösteren bir deney vardı arkadaşlar. Fare hücresiyle insan hücresi birleştiriyordu, füzyon yapılıyordu ve bekleniliyordu. Beklenme sonunda fare proteinleri insan tarafına, yani füzyon sonunda iki yarım hücreyi birleştirdik ya arkadaşlar. Fare proteinleri insan tarafına, insan proteinleri de fare tarafa gidiyordu. Biz buradan proteinlerimizin, yani hücre membranındaki proteinin hareketini anlıyorduk. Yani dolayısıyla bu zarların füzyon yapabilmesi için, birleşebilmesi için arkadaşlar zarların birbirini tanıması gerekiyor. İşte polar grupların, zar membranında olan polar grupların birbiriyle etkileşmesi, hidrofob grupların birbiriyle etkileşmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve bu ikili tabakanın parçalanması, yani iki ayrı tabakanın parçalanması, birleşecek olan, mesela diyelim ki endoplazmik retikulumdan zar çıktı, Golgi'ye gidecek. Bu endoplazmik retikulumdaki vezikülün parçalanması, daha sonra Golgi ile birleşmesi gerekiyor arkadaşlar. İşte burada en sonunda da füzyona uğraması gerekiyor. Yani endoplazmik retikulumda yapılan vezikülün parçalanarak Golgi'ye ile Golgi zarıyla füzyona uğraması gerekiyor. Bu aşamalardan geçerekten biz füzyon olayını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yani veziküllerin birbirini tanıması, füzyon olayını gerçekleştirecek zarların birbirini tanıması gerekiyor. Hidrofobik başların ve hidrofilik başların, polar hidrofilik başların ve hidrofobik başların birbirleriyle eşleşmesi, etkileşmesi gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra zarların parçalanıp tekrar birleşmesi gerekiyor. Bunların örneklerini göreceğiz zaten. Şimdi arkadaşlar, vücudumuzda şu gibi biz füzyon olayları görüyoruz, yani hücre zarların birleşmesi. Mesela egzositoz, yani Golgi aygıtı diyelim ki salgı vezikli oluşturdu. Bu salgıyı şey yapabilmesi için, hücre dışına atabilmesi için egzositoz yapıyor arkadaşlar. Ya da işte endositoz yaptığımız zaman, yani fagositoz da hücre diyelim ki dışarıdan bir materyal aldı arkadaşlar. Ondan sonra bu endositozu da arkadaşlar lizozomla birleştiriyor. Bu da bir füzyon olayı arkadaşlar. Yani endozomun lizozomla birleşmesi. Ya da arkadaşlar spermin yumurta hücresiyle birleşmesi de bir füzyon olayı arkadaşlar. Ya da arkadaşlar işte virüslerin bizi enfekte etmesi, virüslerin bizim hücrelerimizi enfekte etmesi de bir füzyon olayı. Şimdi bunların detaylarına gireceğim arkadaşlar. Demek ki füzyon olayı vücudumuzda gayet geniş bir şekilde gerçekleşen bir olay. Dolayısıyla bu füzyon olayı, hücre zarlarının füzyon olayını bizim iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü işte egzositoz, endositoz, endozomun lizozomla füzyonu, yumurtanın spermle füzyonu gibi birçok olayda, enfeksiyonlarda biz bunu görüyoruz. Daha da göreceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar, ilk önce influenza, yani klasik bizim influenza grip virüsümüz bizim. Yani sıradan bir grip virüsü bu. İnfluenza virüsü. Bu virüsün arkadaşlar hücre membranında hemoglutinin dediğimiz proteinleri var arkadaşlar. Hemoglutinin proteinleri. Bu hemoglutinin proteinleri arkadaşlar hücre zarındaki glikoprotein, nöraminik asit dediğimiz 5 en asetil nöraminik asit dediğimiz arkadaşlar glikoproteinleriyle etkileşerek ancak hücre içine girebiliyor. Yani arkadaşlar influenza virüsü, yani grip yapan, klasik gribi yapan virüs hemoglutinin proteini taşıyor zarfında arkadaşlar. Bu hemoglutinin proteini bizim hücrelerimizin glikoproteinleriyle birleşiyor. Bu birleşme sonunda arkadaşlar hücre zarıyla virüs zarı arkadaşlar füzyona uğruyor arkadaşlar. Bu füzyonun da detayını burada anlattım. İşte bir endozom şeklinde füzyon peptidi oluşuyor arkadaşlar. Bu hemoglutinin yapı değiştirerek arkadaşlar füzyon peptidine dönüştürüyor. Bu füzyon peptidinin etkisiyle de hücre zarı, yani virüs zarıyla hücre zarı birleşiyor ve virüs DNA'sı hücrenin içine geçebiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işte popüler bizim virüsümüz korona virüsü, yani COVID-19 virüsümüz. Bununsa arkadaşlar
normal sıradan grip virüsünde, influenza virüsünde hemoglobinin proteini vardır. Bunun ise arkadaşlar S proteini var yüzeyinde. S glikoproteini var arkadaşlar. Arkadaşlar S glikoproteini ile bu koronavirüs vücudumuzda geliyor. Angiotensin dönüştürücü enzim proteinine bağlanıyor arkadaşlar. Angiotensin dönüştürücü enzim proteini 2. Buna bağlanıyor arkadaşlar. S glikoproteini ile angiotensin dönüştürücü enzim proteinine bağlıyor. Bu angiotensin dönüştürücü enzim arkadaşlar normalde angiotensin 2'ye, angiotensin 1'i angiotensin 2'ye dönüştürüyor. Angiotensin 1'i angiotensin 2'ye dönüştürüyor. Yani işte damarlarda tansiyonu düzenleyen bir mekanizma o aslında arkadaşlar. Orada görev alıyor. Şimdi arkadaşlar bu füzyon tepkisinin plazma zarına girişi işte bu S glikoproteininin ACE'ye bağlanmasıyla arkadaşlar zarlar arasında bir etkileşim oluyor arkadaşlar. Yani virüs zarıyla hücre zarımız arasında etkileşim oluyor ve bunlar füzyona başlıyorlar arkadaşlar. Birleşiyorlar. Bu şekilde hücre koronavirüs DNA'sı, RNA'sı hücremizin içine girerekten enfekte etmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar bu ACE proteinleri de en çok akciğerimizde bulunuyor. Akciğerimizde bulunduğu için de koronavirüs en çok akciğerlere zarar veriyor. Çünkü bağlanabileceği reseptörler o organda olduğu için o organa en çok zarar veriyor. O organa bağlıyor, o organın hücrelerini harap ediyor. Orada kendi üremesini yaptığı için en çok harabiyeti akciğerde yapıyor. Onun için de zaten ölümler de solunum yetmezliği nedeniyle oluyor. Biliyorsunuz koronavirüsün işte semptomları ne dendiği zaman işte öksürüktür, solunum sıkıntısıdır. Hemen ilk iki şeyi biliyorsunuz işte bu hastalarda her gün Sağlık Bakanımız da açıklıyor. Entübe işte solunum cihazına bağlanıyor bu hastalar. Ancak o şekilde kurtulabilenler kurtuluyor. Çünkü bu koronavirüs işte S glikoproteini sayesinde arkadaşlar ACE proteini üzerinden akciğer hücrelerini harap ediyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir başka aslında virüsümüz HIV virüsü arkadaşlar. Bu da yine aynen zar füzyonu şeklinde enfekte ediyor arkadaşlar hücrelerimizi. Bunun da arkadaşlar glikoprotein GB41 ve GB120 şeklinde iki tane zarfında proteini var arkadaşlar. HIV virüsünün yani AIDS virüsünün. Bu da bizim hücrelerimizde arkadaşlar özellikle T4 lenfotiplerimizdeki CD4 reseptörüne, proteine bağlanmayı seviyor arkadaşlar. Oraya bağlanıyor. Ve onun koreseptörü var. İkisine birlikte bağlanıyor arkadaşlar. CD4 ve koreseptörüne bağlanıyor. HIV virüsü. Dolayısıyla gidip CD4 lenfositlerimizi enfekte ediyor. CD4 lenfositleri de arkadaşlar hücresel bağışıklıkta çok önemli lenfositler. Dolayısıyla HIV hastaları bağışıklık sistemi çöküyor. Bunların ölümleri bağışıklık sistemi çöktüğü için başka bir sıradan enfeksiyonla oluyor. Yani HIV enfeksiyonunun esas yıkıcı özelliği de vücudun bağışıklık sistemini çökertmesi. Onu da işte bu GB41 ve GB101 zarf proteinleriyle CD4 ve koreseptörüyle etkileşip hücreyle T4 lenfositleriyle füzyona uğramasıyla o hücrelerin içine girebilmesi sayesinde bunu yapıyor arkadaşlar. HIV virüsü. Şimdi burada son slaytımız dersimizin arkadaşlar. Burada da şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim sinir iletilerimiz var. Sinir iletisi. Sinir iletilerinde de arkadaşlar mesela işte asetilkolin gibi, noradrenalin gibi, adrenalin gibi biz nörotransmitter dediğimiz veziküller oluşuyor sinapslarda. Nörotransmitter vezikülleri. Bu veziküllerin gidip arkadaşlar diğer nöron hücresinin membranıyla birleşmesi ve onu etki etmesi gerekiyor. Bu birleşme de arkadaşlar görülmüş ki aynı az önceki virüs enfeksiyonlarında bahsettiğim gibi füzyon reaksiyonu şeklinde gerçekleşiyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar veziküllerimizdeki arkadaşlar VSNR proteinleri arkadaşlar gidip etkileyeceği yapışacağı nöron hücresindeki TSNR proteinleriyle etkileşerek bu vezikülün
sinirle yapacağı nöronda nöronla füzyonunu sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde sinir iletisi sağlanaraktan nörotransmitterler bir yerden bir yere taşınmış oluyor arkadaşlar. Mesela asetilkolin, mesela noradrenalin bu şekilde sinir iletisini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu da bir füzyon reaksiyonu. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.